Kozma kozma kozma. Ben sizden korkuyorum. Kozma ya benim ya. Yerlerinden kuruluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben Meçalos'ta ancak toplumsal bilinçlenme ve kamuoyu desteğiyle anlamlı ve gerçek bir boyuta ulaşacaktır. Duygu ve düşüncelerce... Çok değerli bakan yardımcım, çok değerli arkadaşlarımız, yeni mahalle ilçe başkanımız ve teşkilatımızın her kademesinde görev yapan çok değerli misafirler, kurumlarımızın değerli temsilcileri, birbirinden kıymetli konuklarımız, öncelikle bugün burada bulunan ailelerimiz ve onların çok değerli evlatları, çok değerli kardeşlerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Çok değerli misafirler, çok değerli çocuklar, gençler, arkadaşlarımız, dostlarımız, kardeşlerimiz. İnsanlar kendilerine çizecekleri yolu fiziksel özelliklerinden çok fikirleri, hayalleri ve inançlarıyla bulurlar. Bazen de bu yolu örnek aldığımız kişileri şekillendirirken bizi bambaşka noktalara taşıyabilirler. Çünkü örneğiniz ne kadar güçlüyse sizin de hedefe ulaşmaktaki azminiz o kadar büyük olur. Bu nedenle sizlerle birkaç ismi paylaşmak istiyorum. Aşık Veysel, ülkemizin en ünlü halk ozanı, çocukken geçirdiği çiçek hastalığı nedeniyle görme duyusunu kaybetmiş. Ancak bu kayıp Aşık Veysel'in dünya çapında bir ozan olmasına engel olmamış. Yine uluslararasına sahip ressamımız Eşref Armağan. Doğuştan görme engelli olan Armağan'ın eserlerindeki tabiat tasviri bilim insanlarını harekete geçirmiş. Armağan hakkında Harvard Üniversitesi'nde bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Beethoven uluslararası örneklere geçersek, klasik müziğin dahi bestecisi. Beethoven kendisini ünlüye kavuşturan 9. senfoniyi yazdığında tamamen işitme engelliydi. Ama bu engel onun müziğe olan tutkusunu yok etmedi. Yine başka bir uluslararası örnek, Jim Abbott. Doğuştan sağ eli olmayan sporcu, beyzbola olan tutkusunun peşinden koşmuş ve ülkesine olimpiyatlarda altın madalya kazandırmıştı. Son bir örnek daha vermek istiyorum. Aslında bunun örnekleri bu salonda pek çok genç kardeşimiz de var. İşte yanımızda oturan kardeşim yüzme şampiyonu oldu. Bana da yüzme öğretecek en kısa zamanda inşallah. Onun yanında çok değerli kardeşim Bennur Karaburun, partimizin Bursa milletvekili. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle tekerlekli sandalyede yaşamını devam eden sevgili kardeşim, uzman bir mühendis, çalışkan bir vekil olmasının yanı sıra hayata bakışıyla örnek bir insan, mecliste ve her ortamda bizlere güç ve kuvvet veriyor. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok değerli misafirler, aranızda genç arkadaşlarımızı görüyorum, çocuklarımızı görüyorum. Daha yolun başında olan, hayata dair hayallerini gerçekleştirmek için kendisine yollar çizmeye çalışan genç simalar. Lütfen unutmayın, engel kişiye ve o kişinin hayata bakış açısına göre farklılık taşır. Yukarıda alanlarında birbirinden başarılı olan isimleri sizlere örnek olarak sıralamıştım. Onlar başardı, sizler de başaracaksınız. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti olarak 64. hükümet olarak, AK Parti iktidarı olarak her zaman yanınızdayız, yanınızda olmaya da devam edeceğiz. Yeter ki azmedin, yeter ki hayal edin, yeter ki biz varız deyin. Bizler de devletimizin verdiği tüm imkanları sizler için seferber edelim. Kıymetli misafirler, 14 yıllık hükümetlerimiz döneminde ilk günden itibaren engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, sosyalleşmelerini sağlamak ve geleceğe dönük planlarını gerçekleştirebilmeleri için pek çok düzenlemeye gittik. 2005 yılında ilk engeller kanunu çıkardık. 2010 yılında engellere pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına aldık. Yasal değişikliklerle özürlü, sakat, çürük gibi çirkin ifadeleri
çok önceden olması gereken engelli ibaresiyle değiştirdik. Engelli vatandaşlarımızın maaş ve sosyal haklarını iyileştirmelere gittik. Çalışamayacak durumda olan vatandaşlarımıza bağlanan aylıkları %200 ile %300 oranında arttırdık. Evde bakım hizmeti için ayrılan bütçeyi 2007-2015 yılları arasında 100 kat arttırdık. Şehir içi ücretsiz toplu taşıma için yasal düzenlemeler yaptık. Özel eğitimden faydalanmak için gereken engel oranını düşürdük ve yaş sınırını kaldırdık. İşitme engelli vatandaşlarımız için Türk işaretleri sözlüğünü oluşturduk. Bu arada da biz de destek olan çok değerli kardeşime de teşekkür ediyorum. Hocamıza teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Biz de sizleri daha iyi buluşturduğu için kendisine teşekkür ediyorum. Tüm engelli eğitim kitaplarını görme engelli kardeşlerimiz için kabartma olarak bastık ve bu kitapları sesli kitap olarak teminini sağladık. 2012 yılında dünyada bir ilke imza atarak engelliler için ayrı ve merkezi bir sınav uygulamasını getirdik. Böylece ilk engelli kamu personeli seçme sınavını gerçekleştirdik. Bu sayede 2002 yılında 5777 olan engelli memur sayısı 2014 yılında 34.088'e yükseldi. Özel sektördeki istihdamda da yeni düzenlemeler getirdik. 50 ya da daha fazla kişi çalıştıran özel sektöre ait iş yerlerinde %3 oranında engelli çalıştırılması zorunlu hale getirildi. 2002 yılında yıl içinde kamu ve özel sektörde işçi olarak yetiştirilen engelli vatandaşımızın sayısı 45.621 idi. 2014 yılında bu sayı 91.378'e ulaştı. Hepimizin söylediği gibi AK Parti hükümetleri her koşulda sizler için çalıştı, çalışmaya da devam edecek. Değerli konuklar, aralarınızda çok kıymetli annelerimizi görüyorum. Sizlerdeki azim, kararlılık ve inanç çocuklarımızın bu kadar değerli işler yapmasında en büyük destekçi. Çok emek harcıyor, çok yoruluyorsunuz. Söylenecek söz yok ama iyi ki birbirinden kıymetli evlatlarımız için bu kadar çok çalışıyorsunuz. Onların başarılarını gördükçe milletçe geleceğe daha güvenle bakıyoruz. Annelerimiz sizler geleceğe inşa ediyorsunuz. Biz yöneticileri, en büyük yol göstericileri siz annelersiniz. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun diyorum. Ve tekrar hepinizin anneler gününü tekrar kutluyorum. Bir önemli teşekkürümüz de kurum kaynağımız milli sporcularımıza. Konuşmama girişinde sizlere ülkemizden ve dünyadan farklı branşlarda kendini göstermiş isimleri saydım. Bugün bu salonda futbol, golbol, satranç, yüzme, atletizm gibi farklı dallarda milli olmuş, başarılar kazanmış arkadaşlarımız da aramızda. Hatırlatmak isterim ki geçtiğimiz yıl büyük bir gurur yaşadık. Görme engelliler milli takımımız 2015'te İngiltere'de düzenlenen Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk kupasını kaldırarak bizlere büyük bir sevinç yaşattı. Sizler de ülkemizde yurt dışında en iyi şekilde bizleri temsil ediyorsunuz. Aşır Kerem Vural, Mehmet Emin Topaloğlu, Barış Yeşil, Emre Sönmez ve daha nice sporcularımız. Bu arkadaşlarımız engelin sadece düşüncelerde olacağının en büyük kanıtıdır. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize gurur duyuyorum. Başarılarınıza başarı katmak için her daim yanınızda olacağımızı tekrar ifade etmek istiyorum. Yeter ki sözümün başında da söylediğim gibi biz varız değil, biz de şeref verdiniz değil, nicemiz güzel günlerde, yarınlarda ülkemizde en önemli gurur kaynağı olan sizlerle beraber bulunalım. Bu vesileyle bizleri bu önemli organizasyonda buluşturan AK Parti Yeni Valiliği İlçe Başkanlığımıza ve anlamlı hizmetlerinden dolayı İYİ Parti yönetimimize ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tekrar engelliler haftamız kutlu olsun. Sevgili sizin olmadığına teşekkür etmek istiyor arkadaşlarımız. Evet, hem de engellerine oluyoruz ve bir kez daha Sayın Bakanım. Thank you.
teker teker teşekkür ediyorlar, tebrik ediyorlar. Başarılı devamını üzerinde. Peki, peki. Sana da selam söylüyoruz. Bütün arkadaşlarımız teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bir alkış istiyorum sevgili kardeşimize. Maşallah. Evet. Değerli protokolümüzü. Teşekkür ediyoruz. Başta şehit annelerimiz, engelli annelerimiz olmak üzere bütün annelerimizin anneler günü kutluyoruz. Allah sizlerden razı olsun diyoruz. Gerçekten siz olmasanız bizler var olmazdık. Teşekkürler. Yolun şartı tek ümidiyle.